İkinci bölüme tekrar hoş geldiniz değerli örgütçüler. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Umarım modeli beğenmişsinizdir. Her kim başladıysa benimle birlikte buyurun devamını yapalım. Şimdi aynen size anlattığım bölümde kaldım. Birinci bölümde artırmaları yapmıştık. Bakın iki kahverengi, üç beyaz yapmıştık. Şimdi ikinci bölümde modeli kaldığım yerden devam ediyorum. Bu kez kahverengiyi dolayacağım parmağıma. Çünkü kahverengiyi çok kullanacağım için. Kahverengiyi parmağıma doladım ve başlıyorum. Bakın 3 tane beyazım var. Sıra bitiminde şu son beyazı yapacağız. Hemen ilk ilmeğimi normal örüyordum. İkinci ilmeğimi beyaz ipin altından alıyordum üçüncü ilmeğimi ise beyaz ipin üstünden aldım ve şurada görmüş olduğunuz ilmeğimizi beyaz yapıyoruz yine ipimi şu şekilde tutuyorum birinci ilmeğimi ördüm ikinci kahverengimi beyazın altından ördüm üçüncü ilmeğimi ördüm dördüncü ilmeğimi yine alttan ördüm ve arkada şöyle bir görüntü oluyor yine beyaz ördüm 1 2 3 4 bir tane beyaz örüyorum bu sıramızı da bu şekilde tamam diyelim. sıramı tamamladım koskocaman bir yaka harika oluyor sevgili hanımlar şimdi aynı sırayı tekrar ediyorum bir kez daha aynı şekilde öreceğiz burası 1 2 3 4 1 2 3 4 sıramızı tamamladık bir üst sıraya geçtik şu ayrıca şöyle alayım ben anlıyorum ama belki olur ya. Evet. Bir üst sıraya geçtik. Bu dört ilmeği gördüğüm gibi öreceğim yine. İlk ilmeğimi bunun altından alayım ki. Bakın. Bir altından bir üstünden alarak yine aynı teknikle örüyorum sıramı. Birini ördüm. İpimi aldım. Beyaz ipin bir altından bir üstünden bir altından ördüm. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Burada en çok özen göstereceğiniz sevgili hanımlar bu iplerin geçişleri. Bakın ipi şöyle şu elinizle tutarsanız tekrar tekrar gösteriyorum. Bir ipin altından örüyorsun beyaz ipin bir üstünden örüyorsun ki hem arkada ip dolaşmasın. Bakın ilk ilmeğimi normal bir şekilde ördüm. İkinci ilmeğimi alttan ördüm beyazın. Üçüncü ilmeğimi üstten ördüm. Dördüncü ilmeğimi yine alttan örerek bıraktım. Hem örgünüzün arka yüzü toplamıyor böylece. Tertemiz oluyor. Hem de ön yüzden hiç bakın ütüsüz hali bile ne kadar düzgün değil mi? Evet dediniz. Duydum. Biraz yavaşta olsa sıramızı bitirdik. Az kaldı. Bunu eğer hırka yaparsanız sevgili var. yine aynı hesapla modelinizi yerleştirin. Önüne pat yapın. Güzel hırka da olur bu. Evet. Sıramızı tamamladık. Beyazımı yaptım. Yine sıra sonuna Burayı yapacağız. Evet. Şu bir ilmeği yaptık. Bu bir ilmek tam bizim ortamız. Ben orta yeri yanlış alıyorum. Evet. Bakın. Şu şekilde ikişer sıra, ikişer sıra oldu. Şimdi beyazımı kesiyorum. Beyazdan kurtulduk. Hadi bakalım. Üf. Sıktı değil mi? beyazdan kurtulduk şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz hanımlar hemen hızlı bir şekilde bütün sıramı kahverengi görüyor hemen bir dakikada bitirelim bunu bütün ilmekler kahverengi hızlandık değil mi kolaya çıkınca Elinizdeki iş güzel olursa zevkle örersiniz. Elinizdeki iş eğer yanlış gidiyorsa hatalı oluyorsa inanın hiç bitmiyor. Ben hiç sevmiyorum yanlış yapmayı. Devamında sarıyı kullanacağım. Sarı uyar mı? Uyar değil mi? Kahvenin bir tonu. Sarı ip sarı iple devam edeceğim. Şimdi bu model bittikten sonra e, kazağımızın ana rengini değiştirebilirsiniz sevgili hanımlar. Roba desenli olup beden, kollar farklı bir renk yapabilirsiniz. Krem olur, kendi rengi olur. Nasıl isterseniz. Evet. Sıramı sonlandırdım. Sıramı bitirdim. Şimdi sarıyı şu beyazların üzerine koyacağız. Tamam mı? Umarım kalınlığı aynıdır. İplerinizin aynı kalınlıkta olmasına dikkat edin ki evet. Şimdi yine kahveyi sarıyorum parmağıma çünkü kahve ipimin renk daha çok. Hemen sarının altından alıp örmeye başlıyorum. 1 2 3 Şimdi şu arada bir tane kahve var. Bunu sarı yapıyorum. Yine ipimi alıyorum. İpin bir ilmek örerken altından alıyorum, bir ilmek örerken üstünden alıyorum. Birinciyi normal örüyorum. İkinciyi sarının altından aldım üçüncüyü sarının üstünden aldım dördüncüyü sarının altından aldım ve bir tane sarı yapıyorum sıram sonuna geldim sevgili hanımlar bir iki üç 4 ve 5 1 2 3 4 2 4 sizin de kafanızı karıştırmayayım Şimdi sıra tamamlandı. Bakın burası bizim bir üst sıramız. Şu modelin yarısı bizim bir üst sıramız. Şimdi bu ortalarda artırma yapacağız. Sarıyı yine sarı öreceğiz. Ortada artırma yapacağız. Dört tane ilmeğimiz var ya. Dört ilmeğin ortasında bir artırma yapacağız. Aynen bu şekilde. ilmeğimiz 5'e çıktı. 1 2 3 4 5. Yine sarıyı ördüm. Sarı biraz ince kaldı ama arkadaşlar. 1 2 tane ördüm. 3. ilmeğimizi şu şekilde çıkardım. Şöyle sarının altından girdim. artırmamı yaptım. 1 2 3 4 5. Bir kez daha birlikte yapalım. Sarı ilmeğim yine tek olarak örülecek. 1 2 Şu ortadan ilmeğimi çıkardım. Sarı'nın altından girdim. ve sarı ilmeğimi yaptım. Bu sırada bu şekilde devam edecek. Bakın hanımlar neler yaptık sizden sonra. Sizinle birlikte bir sarı, iki tane kahve ördüm, bir tane artırdım. Şu arayı beşe çıkarmıştık. Aynı şekilde bakın iki sıra yaptım. Bir, iki. Hiçbir işlem yapmadan. Şimdi sarılar çoğalırken kahveler azalacak. Başlıyorum. <laughs> Bir Pardon. Evet, şöyle yapalım. Evet. Burayı bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Sıra. 1, 2, 3, 4, 5. Sıra. Bu tarafın modelini Bitişte yapıyoruz. Tamam mı? Hemen ilmeklerimi ördüm. 4 tane ilmek ördüm. Fakat bunu bitişte sarı yapacağız. Hemen sarı ilmeğimi ördüm. Kahvenin altından girdim. Sarı ilmeğimi ördüm. Kahvenin üstünden sarı ilmeğimi ördüm. Sarı ilmek üçe çıktı. Devam ediyorum. 1 2 3 tane sarırdım. Tekrar sarı örüyorum. Bakın kahve üstünden. 1 kahverenginin altından 2 kahverenginin üstünden 3 yine normal bir şekilde örüyorum kahverengimi sarının altından ördüm sarının üstünden ördüm tekrar ediyorum bir kahverengi ipimi üstte aldım iki kahverengi ipi alta aldım üç bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım Yani ikinci sarın ikinci sırasını örerken şuradaki dört tane olan kahvemizin aralarında artırdık. Beş taneye çıktı kahve. Bunu sarayı örerken ikinci sırada yaptık. Şimdi bu şekilde öreceğiz sevgili hanımlar. Burada işlem ne olacak biliyor musunuz? Sarılar çoğalırken kahveler bir azalacak. Ben birkaç sıra yapıyorum. Yani şöyle bu sıradan hariç diğer sırada ikisini öreceğim. 2 İki sıra örüp geliyorum şimdi. Şimdi sevgili hanımlar bu artırma kısımlarını ben özellikle sizlere gösterdim. Bakın şöyle birinci artırmamızı modele başlarken yaptık. Değil mi? Modele başlarken yaptık. Birinci artırmamızı. ikinci artırmamızı ise tam şu noktada yaptık. Üçüncü artırmamızı kahverengin içinde yaptık. Yanılmıyorsam üç kez artırma yapmışız. Zaten videoda da net olarak anlaşılıyor sevgili hanımlar. Şöyle Sonra bir tane sarı yapmıştım. Bakın bu sarıyı bir tane yaptım. Aynı şekilde iki sıra ördüm. Yani iki sıra birer ilmek sarı ördüm. Dört ilmek, beş ilmek diğerini ördüm. Her yaptığım işlemde iki sıra yaptım. Bir, iki sıra yaptım. Üçüncü sırada tekrar sarıyı üçe çıkardım. Tekrar bir iki sıra yaptım. Dördüncü sırada sarıyı beşe çıkardım. Yani her işlemden sonra iki sıra ördük. Aynı ilmekleri iki sıra ördük. Şimdi modelimizin artırması bitti sevgili hanımlar. Bunu daha büyük beden yapacaksanız eğer burada kaç sırada bir artırmışsak devamında da aynı sıraları takip ederek artırmanızı yapın. Şimdi kahverengiyle benim işim bitti. Şu kahverengiyi hemen alıyorum buradan. Kahverengiyle işimiz bitti. Ana rengini bej yapacaktım ve hala kararsızım arkadaşlar. Bej mi yapsam, bunu mu yapsam, bunu yapacağım. Şimdi devam ediyorum. Sarı yine devam edecek. Hani Bu kısımlar daha e, basit olduğu için çok da gösterme ihtiyacı duymadım. Her sıra iki kere örmüş olduk. Şimdi devam ediyorum. Burası bizim sıra sonu ve sıra başımız. Başlıyorum. Yeşili bağlıyorum. Sevgili hanımlar. Ben yeşil elime dolaşmasın diye yeşili kesmiştim. Evet, yeşili bağladım. Artık ana rengimiz de yeşille devam edecek. Bir, iki tane sarı ördüm. Sarının ortasına bir tane yeşil ördüm. Bir, iki tane sarı ördüm. Şu tepedeki bir tane kahverenginin üzerine yeşil ördüm bir ikinci ilmeği yeşil altından aldım sarının ortasına bir tane yeşil yaptım bir ipimi alıyorum iki kahverenginin üzerine bunları hep ikişer sıra yapacağız şimdi bu şekilde yaptım ya bu sırayı bu şekilde yaptıktan sonra ikinci sırayı yine aynı şekilde öreceksiniz Bakın ee, sevgili hanımlar bunun anlatımı yok. Yani ben görmedim en azından. Şu anda ben de resimden çıkarıyorum. Siz de benim ördüğüm ekran resmini alabilirsiniz. Yani şöyle ekran resmi çekerseniz hangi sırada ne işlem yaptığım zaten belli oluyor. şimdi az önce de belirttiğim gibi sevgili hanımlar eğer bunu daha büyük beden yapacaksanız ördüğümüz sıraları takip edin kaç sırada bir artırma yaptıysak o şekilde artırmalarınızı yaparak büyütebilirsiniz benim için bu kadar ölçü yeterli bu da herhalde bir genç kıza olabilecek şekilde diyorum söyleyeceğim sayılarını söyleyeceğim hiç acele etmeyelim bundan sonraki rengimiz artık yine iki yeşil iki sarı bir üst sıraya çıktık bakın tamamladık bir üst sıraya çıktık aynı şekilde bir yeşil İki sarı ikinci sıramızda bu şekilde devam ediyoruz her sıra iki kez yani her işlem yaptıktan sonra iki kez örüyoruz artık şimdi bir dahaki sıra ne yapacağız biliyor musunuz hanımlar bir dahaki sırada şu yeşil üzerini kapatacağız bu yeşil üzeri kapanacak burada 3 tane sarı örülecek. 3 tane de yeşil örülecek. Sarılar tek ilmeğe düşene kadar örgümü öreceğim. Yeşille öreceğim. Tamam mı? Şimdi hızlı bir şekilde bu sarı teke düşecek. Şuradaki yeşiller genişleyecek. Yeşil ilmek çoğalıp sarı teke düşecek. Bakın sarının üzerini bir dahaki sırada yine sarı yapacağız. Bunu ters çevir. Yine sarı yapacağız. Ee, zaten kanevçi gibi arkadaşlar baktıkça nasıl örüleceğini anlarız. Bunu kaç santim yapmam gerekiyor? Kol yeri ayırmam için sevgili hanımlar. Şimdi şöyle bir ölçüyorum da şöyle yakadan şuradan tutup ölçüyorum. Şu ana kadar 13 santim olmuş. 13 şöyle 19 santimi yapalım 19 santim nasıl yapacağız biliyor musunuz modeli bitirdikten sonra bu renkle döne döne yapacağım artırma yok eğer yaparsam zaten söyleyeceğim şimdi modelimizi bitirelim bir 18-19 santim örelim Evet sevgili hanımlar ben şimdi bir miktar ördüm. Bu aynen kanepçe gibidir biliyor musunuz? Artırma kısımlarını ben zaten gösterdim size. Artırmadan sonra bakın en son artırmamızı biz nerede yapmıştık? En son artırmamızı biz şu kahverengin içinde yapmıştık değil mi? Evet kahverengin içinde Artırmamızı yapmıştık. Bakın şu sarının ikinci sırasını giderken kahverenginin artırmasını yapmıştık. Artırma kısmı bittikten sonra ben bir miktarını kendim yaptım. Şöyle şuradan itibaren size anlatmadan yaptım. Burayı bu şekilde arkadaşlar resim alın. Bakın ekran alın. Her sırayı iki kez tekrarlamışım. Yani sarı ilmekleri iki sıra Olarak tekrarlamışım ve bu şekilde bitirdim. Bu kısmı çok basit. Artırma yapmadım artık. En son artırdığımız ilmek bizim kahverengin içinde olmuştur. Bunu daha bir büyük beden yapacaksanız eğer Hesaplayın bir kahverengin içinde artırma yapmışız. Bir şöyle hani gösteriyorum. Şuradaki ilmekte artırma yapmışız. Bakın ikisinin arası kaç sıra. İkisinin arası kaç sıra olmuş. Hani kaç sırada bir artırmışım. Bu şekilde artırarak daha bir geniş kazak yapabilirsiniz. İlk sıramız zaten şurada artırmıştık. Bunu eğer beğenmediyseniz bakın renkler, örgü düzenliği çok önemli değil. Eğer bu modeli sevmediyseniz ben bu modeli yapamam zor geliyor diyorsan. Aynı teknikle sade bir kazak örebilirsin. Tek renk. Ama aynı şekilde artırabilirsin. Şimdi şu devamında ne yaptım? Devamını krem yaptım. Şöyle bakın. Krem yaptım. Daha güzel oldu böyle roba. Farklı. Beden farklı olacak. Çok da güzel bir kazak olacak. Bu mankenimi ölçüyorum. 38 bedene çok rahat oluyor. Şimdi devam edeceğiz. Devamında bunu ne yaptım? Hiçbir işlem yapmadan kaç sıra krem gitmişim. Bakın sarının üzerinden aldım. Şöyle sayıyorum. Şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra krem ördüm. Hiçbir işlem yapmadan yine. 6 sıra kremden sonra ilmeklerimi ayırdım. Bakın ayraçlarımı taktım sevgili hanımlar. Ayraçlarımı taktım. Şöyle kol için kaç ilmek? Bakın kol için 57 ilmek. Ön arka beden için 85'er ilmek ayırdım. Bu şekilde kremle ördüm. Sonra bir baktım ki bu kol bana yeterli dedim. Hemen ölçtüm. Bunu daha büyük bedenlerde 19-20 santim yapabilirsiniz. Şuradan yakadan tutuyorum. Bakın benim elimin örgüsü biraz gevşek. Yakadan tuttum. Yakadan tuttum. 16 santim örmüşüm. Yakadan sonra 16 santim. Tamam mı? 16 santimden sonra arka bedeni, ön bedeni ayırdım ve arka bedeni bu şekilde yakayı yuvarlak yaka düşüreceğiz. Bu şekilde kaç sıra örmüşüm. Bakın. Ayırdım. 85 ilmeğimi ördüm. Kaç sıra örmüşüm şu anda bakıyorum. 1 Şöyle bakıyorum. 1 2 3 4 5 sıra. 5 sıra örmüşüm. 6. sıramı yine diğer tarafa doğru örüyorum. Bu arka bölümde yaka düşürme çok güzel ve çok rahat oluyor. Bunu yaparken Koldaki ilmek sayılarını dikkate alalım. Şimdi kolda benim 57 ilmek var ya. Buradan ben 6 tane daha kaldıracağım ilmek. 60 küsur ilmek oluyor. Diğer taraftan da artıracağım. Yani kolu çok geniş bırakmayın. Hemen diğer tarafa kadar örgümü örüyorum. Bu Alize Angora Gold. Bunu iki kat ettim sevgili hanımlar. İpimi iki kat ettim. iki kat olacak şekilde örüyorum. Şimdi şöyle santimle de ölçelim. Herkesin elinin örgüsü daha bir farklıdır sevgili hanımlar. Şöyle tutuyorum şuradan. 4 santim. 4 santim ördükten sonra ön bedene geçeceğim. Bakın ön bedene geçmeden önce şu kola farklı bir şiş takacağım güneşineğim geldi benim. Ya da kolu bir ipe geçiriyorum şu şekilde daha rahat. Sonra şişe geçirir kolun nasıl yapılacağını gösteririm. Şimdi bu arka bedende ne kadar uzun yaparsan o kadar yaka düşer. Fakat uzun yaparken şuradaki ilmekleri kola ilave edeceğini unutma. Çok uzun yaparsan çok ilmek olur. Kol çok geniş olur. Ona göre kol ilmeklerini ayarla. Tamam mı? Her iki taraftan da yani arka bedeni uzatınca kolda ilmek fazlalaşacağını, bedende ilmek fazla fazla olacağını hesaba katalım. Ama çok rahat oluyor. Bu tür desenli örgülerde yakadan düşürme olmuyor. Model denk gelmiyor. Ya da ben yapamıyorum ki yapanı da görmedim. 57 tane ilmeğimi ipime taktım. Kola ayırdım. 57 Şimdi ön bedene geçiyorum arkadaşlar. Bakın. Ön bedeni ekleyeceğim. Burası sıra başlangıcı. Burası kol yeri. Hemen şöyle tutuyorum kolumu. Bir bakıyorum. Evet. Şu anda diğer ilmekleri de eklersem kol olacak. Şimdi buradan bakın şurada e, ben 6 ilmek çıkaracağım. 6 değil de şöyle sayıyorum. 1 2 3 4 5 Evet 6 ilmek çıkaracağım. 6 tane de diğer tarafa atalım. 1 2 3 4 5, 5 tane atayım. 1, 2, 3, 4, 5 5 tane yeterli. Hemen ön bedeni ilave ederek örüyorum. Bu kadar basit. E, şişime sığmadığı için sevgili hanımlar kolları ayırdıktan sonra biz arkada neden fazla yaptık? Arkada fazla yaptığımız ilmekler ne işe yarıyor? Onu göstereceğim ben size. İnşallah. Ee, kolu da eğer dökümlü bir kol istiyorsan, geniş bir kol istiyorsan hiç alt tarafından kesmeden ör. Yok ben geniş kol sevmiyorum. Böyle koluma biraz otursun istiyorsan 10 sıra ör. Sağdan soldan bir ilmek keserek devam et. Diğer kola geldin. Diğer kol içinde yine aynı şekilde ipe dizeceğim kolu sonra devamında birkaç sıra bedeni örüp kolunda nasıl yapılacağını gösterip sonra vedalaşacağız. Evet. Kolda 57 ilmek var. İğneyle diziyorum. Evet, bu kolu da hallettik. kolu da hallettik sevgili hanımlar. Şimdi 5 tane ilmek atıyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmek attım. Arka bedene bunu ekliyorum. Evet, kazağımızın Ayrımları bu şekilde sevgili hanımlar. Kazağımızın ayrımları bu şekilde. Şimdi birkaç sıra böyle örüyorum düz. ayraçlar beni rahatsız ediyor. Onun için ayraçlarımı çıkarıyorum arkadaşlar. Ee, buna renklerden hangi renk evinizde varsa o rengi kullanabilirsiniz. İp ee, ip olarak tahminim benim 3 tane Alize Angora Gold yeterli diye düşünüyorum. Çünkü roba farklı farklı iplerle olacak ya. 3 tane de ana renk olursa yeter. Daha da büyük istiyorsanız dediğim gibi artırma sıramızı takip edin. Bu desen istemiyorsan sade örebilirsin. Burada benim anlatmamdaki amaç ölçü veriyorum sevgili arkadaşlar. Ölçü veriyorum. Yani e, yaka nasıl düşer kol altından Yaka'yı nasıl düşürürüz, nasıl rahat bir yaka elde ederiz. Benim anlatmak istediğim bunlar. Aynı zamanda deseni de koydum ki isteyen bu deseni de yapabilir. Zor değil. Desende de dikkat etmeniz gereken şey ip geçişleri, renk geçişleri. Bakın şimdi biraz sonra e, örgümüzü inceleyeceğiz. Arka kısmında giyerken hani böyle çocukların ya da işte bizlerin parmakları takılıyor bazen oluyor. İp geçişlerinde hazır kazaklarda ya da örgü kazaklarda artık rahatsız olmayacaksınız. Evet şimdi kolu bedenden ayırdıktan sonra kolları iki sıra sade ördüm. Şöyle bir bakalım sevgili hanımlar her ne kadar şişimize sığmasa da şöyle çevireceğim bakın burası bizim arka beden önce şöyle bir içine bakalım örgümüzün bakın örgümüzün içi ne kadar temiz değil mi şurada ip geçişlerim var hani eklemelerim var onları içeri çekeceğim bakın hiçbir sıkıntı yok anlatmamdaki birinci neden ayrımlar İp geçişleri, ip geçişlerinde herhangi bir pürüz yok. Arkadan yaka düşürme, arka bedenden yaka düşürme. Sevgili hanımlar biz arkadan 6 sıra fazla ördük ya, bakın bu örgü bize ne kazandırdı? Şöyle çekelim. Bu örgü bize şunu kazandırdı. Şimdi bizim, bakın yaka nereye kadar geliyor? Dikkat edelim. Şimdi şöyle tutuyorum şimdi. Tuttuk mu? İndiriyorum yakayı. Bakın önün sırası az. İndirdim yakayı. Eşitledik mi? Eşitledik. Yaka ne oldu. Yakaya bir bakalım. Bakın yaka düştü. Gördünüz mü? Yaka bu kadar düştü. Şu kolun ipi bu ipler göründüm benim canım çok sıkılıyor ama Yapacak bir şey yok. Kol kaç santim, yaka kaç santim düşmüş sevgili hanımlar. Şöyle gösteriyorum bakın. Şurayı eşitliyorum. Şurayı eşitliyorum. Yakaya bakıyorum. Yakamız 3 santim düşmüş. Harika oldu. Çok güzel bir yak oldu. Hep Ruslar mı yapacak? Biraz da biz yapalım. O Rus kanallarına. Çok çok selamlar sevgiler gönderiyorum. Harika örgüleri var, benim de takipçilerim var. Kucak dolusu selamlar, mutlu yıllar diliyorum. Beni takip eden yabancı ülkelere. Yaka'yı düşürdük, bedene ayırdık. Şimdi beden ölçüsünü de şöyle bir vereyim. Biraz şu anda şişte ilmeklerim topluyor. Fakat yine de vermeye çalışacağım. Yani 38 beden dedim ya. Şöyle tutuyorum. Bakın şurası bizim kol altı. Şuradan tutacağım. Şöyle. Hiç açmadan. Bakın çok açmadım. 39 santim. 39 santimde 38 beden rahat oluyor devam ediyorum şu anda ölçülerimizi veriyoruz kol altı bizim nereye kadar geldi bakın dikkat edelim şurası bizim kol altı değil mi şura bizim kol altı ne kadar oldu şuradan tutuyorum 17 santim 17 santim yani 16 idi galiba 17 santime kadar bu arkadan daha güzel görünüyor oluyor da arkadaşlar yanlış ölçü vermek istemiyorum 19 santim bakın arka bedeni uzattık kol yerimiz şu kısım 19 santim oldu gelin kolu nasıl yapacağız şimdi artık kolu da anlatmayacağım sevgili hanımlar şöyle bakıyorum Bakın şimdi kolu dizeceğim ben buradan. Şurası benim ön beden. Şurası arka beden. Şu ipleri içeri alıyorum. İşte burası ön beden benim değil mi? Şöyle elimdeki şişe şuradaki 5 ilmeği alacağım. Başka bir şişe kolu geçiriyorum. Bakın şurada 5 tane ilmek atmamış mıydık? Evet. 5 tane ilmeği örerek kola geçireceğim. Bu 1 2 3 4 5. ilmeği nereden alıyorum biliyor musunuz? Bakın 4 tanesini dizdim. 5. ilmeği hemen şuradan alalım ki ara açıklığı kalmasın. 5. ilmeğimi de buradan aldım. Tamam. Şimdi ilmeklerimi diziyorum. İlmeklerimizi şişimize bakın bu taraftan dizeceğim. Buraya kadar geleceğim ki örerek devam edeyim. Şuradan başlıyorum. Evet, ilmeklerimi dizdim ve ipimi çıkarıyorum. İpimi çıkardım. Düz kollarda sade düz öreceğiz. Şimdi zaten hani 70 pardon 57 ilmek vardı. 5 tane daha ilave ettik. 63 ilmek. Umarım yanlış hesaplamıyorum. Şöyle yazayım. 63 ilmek yaptık. Şimdi diğer tarafa kadar kolu öreceğim. Şimdi 57 5 daha 62 sevgili hanımlar. Şunu hemen şöyle not alalım da 62 ilmek oldu kolda benim. Şimdi şuradan biz arka bedendeyim. Bakın. Şöyle burası bizim arka beden. Arka bedenden ilmek çıkaracağım. 62 sayıyorum. Hemen şuradan bir ilmek alıyorum. 63 Şuradan bir ilmek alıyorum. 64 65 Bak ilmeklerin içinden almaya çalışıyorum ki arkadaşlar delik olmasın. Şurayı yanlış eksik aldık. Bakın burada bir ilmek eksik aldık. 63 64 65 66 67 67 Evet 67 tane ilmek oldu kolda. Benim şu anda kolumda 67 tane ilmek oldu. Şuradan 2 4 6 tane çık. 2 4 5 tane çıkardım. Şöyle bakıyorum kolun genişliğine. Şimdi ayrımı yaptıktan sonra bizim kol kaç ilmek oldu arkadaşlar? 68 tam sayı veriyorum. 68 ilmekle kolu uzatıyoruz. Tamam mı? Şimdi bakıyorum ben. 68 ilmek genişliği ne oluyor? Bakın şuradan hesapladım. Tam şuradan şuraya 68 ilmek. Şöyle katlıyorum. Ben kol ölçüsünü böyle buluyorum. Şöyle katladım burayı. Evet. Bu kol bana yeterli diyorum. Bakın. Ölçüyü böyle alıyorum ben. Kaç santim? Kol şimdi yuvarlak olduğu için ölçülmez. Yani zor ölçerim. Şöyle bakıyorum kolumuzun genişliği 30 santim. 30 santim kolun genişliği de şu kadar. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Bundan sonra Şöyle kolu da birkaç sıra yapayım ben. Şimdi ben bu kolu bilek kısmına kadar öreceğim. Hiç kesmeden öreceğim. Bilek kısmına gelince e, tamamını yine yapmayacağım. Tamamını vereceğim ben bunu. Bilek kısmına yaklaşınca şuradan hangi modeli canım istiyorsa o modeli kurabilirim. Bakın şu kısmı yapabilirim. Şu kısmı yapabilirim. Kol ağzı ve etek ucuna da model koyabilirsiniz. Ya da sade yapabilirsiniz. Etek boyunu da kendinize göre ayarlayacaksınız. Şurada da şu kol yerini göstereyim. Bakın. Kol yeri bu şekilde çok rahat olacak. Hadi bakalım kolay gelsin. Yine çok uzun oldu videomuz. Allah'a emanet olun. Bence İçeriden de şöyle e, bu örgünüze bir ılık ütü yaparsanız harika olur sevgili hanımlar. Allah emanet olun. Kolay gelsin. Umarım beğenir yaparsınız. Hoşçakalın.